Merhaba, bugün Barcelona'da Base Life Science'ın veri bilimi yöneticisi Çağdaş Akın'la birlikteyiz. Bu görüşmeye vesile olduğu için de sevgili Berk Ergin'e çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çünkü bizim tanışmamıza o vesile oldu. Nasılsın? Sağ olsun. İyiyim, hoş geldin öncelikle. Çok teşekkür ederim. Seni ağırlaman çok güzel. Sohbet çok taze olacak. Benim de birçok şeyi yeni öğreneceğim bir sohbet olacak. Çünkü olabildiğince bunu natural yapmak istedik. Evet. Direkt senin hani yolculuktan başlayalım o zaman. Of. Nasıl bir yani nerede doğdun? Buraya gelene kadar bir süreç. Evet, nasıl oldu yani? Evet, nereden başlasam? Ankara'da doğdum. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Ankara'da okudum. Anadolu Lisesi'ni kazanamadım. Hatta direkt biz liseye gittim. Çok iyi. Ondan sonra liseden sonra liseyi Ankara'nın dışında birazcık okumak istedim. Hatta bir ara Viyana'ya falan da bakmıştım ama sonra işte biraz zor geldi. O zaman senin çok eskiden bu yana bir yurt dışı hikayesi var. Yani bir hani istiyordum bir Ankara'dan dışarı çıkayım, işte ne oluyor ne bitiyor başka yerlerde falan diye. Ondan sonra Kıbrıs'a gittim üniversite okumaya. ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde elektrik elektronik mühendisliğini okudum. Orada okudum, güzeldi. Eğitim kalitesinden memnundum. Ondan sonra dedim ki ben ne yapayım falan, Ankara'ya mı döneyim, İstanbul'a mı döneyim falan. Sonra bir master yapayım dedim. Ondan sonra bir alanda uzmanlaşmak istedim çünkü. Sonra Almanya'ya bayağı başvurdum çünkü benim alanı daha çok Almanya üzerindeydi. Almanya'da vardı. Ondan sonra başvurduğum hiçbir yerden kabul alamadım. Valla? Evet. Ama iyi ki de alamamışım. Sonra Barcelona'ya başvurdum. Ve sonra kabul aldım. Buradaki Politeknik Katalan Üniversitesi'nden. Buraya geldim. 3 ay okudum. Baktım her şey aşırı teorik. Benim tekrar işte böyle sabah akşam ders çalışmam gerekiyor falan. Ben çalışmak istiyordum artık. Bir de para kazanmam gerekiyordu. Burada hani çünkü artık kendi başıma bir şeyler yapmaya başlamam gerekiyordu. Öyle olunca kaç senelerinden bahsediyoruz bu arada? 2015'te buraya. 2015. Aynen, 2015'te buraya geldim. Bu artık yüksek lisans aşaması. Aynen. 2009'da Kıbrıs'a gittim. 2015'te oradan mezun oldum. 6 yıl dolu dolu güzel güzel okudum. Kıbrıs nasıl buldu ya? Kıbrıs çok güzel. Güzel değil mi? Aynen. Ben yani üniversite hayatının çok güzel yaşadığımı düşünüyorum her anlamda. Beni orası ben yapan yerlerden biriydi çünkü ne bileyim yani çamaşır yıkamayı öğrendim, yemek yapmayı öğrendim, odada arkadaşlarla yemek yapıp onu paylaşmayı öğrendim. İşte ne bileyim beraber aynı odada 4 kişi uyuduk falan, hani çok tatlıydı ve masum üniversite hayatımız vardı. O yüzden mutluyum. Eğitim kalitesi de gayet iyiydi. Çok iyi. Yani bana o mühendislik kafasını verdiğini düşünüyorum, hissediyorum yani. O yüzden buradan da teşekkür ediyorum hocalarıma. Peki Kıbrıs'tan sonra hadi İspanya. Böyle bir nasıl bir geçişti aslında? İki Akdeniz. Kıbrıs'ta Akdeniz kültürünü, havasını, iklimini. Ya tabi orada böyle dağ sıcak, yazın 50 derece oluyor. Biraz da daha rahat galiba. Kıbrıs'ta evet. Çok rahat derler. Aynen. Yani evet. Ama şey ben çok sevdim yani Kıbrıs oradaki ortamı, hayatı. Güzel yani. Hani masum. Ondan sonra buraya gelince tabii Akdeniz kültürü, buranın insanları daha böyle sıcakkanlı insanlar. Hani ya tabii Katalanlar çok öyle değil ama hani buraya gelen insan sıcakkanlı olabilmek için geliyor zaten. Yani buraya mesela Hollanda'dan da göç var, Danimarka'dan, Almanya'dan da var. Onlar da zaten oradaki soğukluktan sıkılıp buraya gelen insanlar olduğu için herkes belli bir şeyde diye düşünüyorum. Neyse işte buraya 2015'te geldim. Politeknik Katalunya'da telekom mühendisliği üzerine. Güzel de bir üniversite. Reputation'ı yüksek. Ama 3 ay sonra dedim ki ben gerçekten bunu mu yapmak istiyorum? Yani ben gerçekten Master of Science yapıp akademik alanda mı ya da 2 yıl daha sabah akşam ders mi çalışmak istiyorum dedim. Bir akşam oturdum düşündüm bir parkta. Ve istediğimin olmadığına karar verdim. Ondan sonra bir MBA buldum.
ortalama bir üniversite. Hani çok benim hayatımı değiştiren bir üniversite olmadı açıkçası ama sadece hani o şeyden çıkmak için, yani bir staj bulmak açısından böyle bir stratejik bir karar vermen gerekiyordu. Ondan sonra 500 ya da 600 tane şirkete başvurdum ben staj bulabilmek için. Nasıl yaptın bunu ya? Bunu nasıl yaptın? Her gün 5-6 tane yere sürekli bir yıl boyunca başvurdum. Zaten bir yıl aradım. İlk 6 ay hiç geri dönüş falan gelmedi. Ondan sonra ama ya bu hani herkes için genel olarak bu böyledir yani, değil mi? İlk başta bir şeytanın bacağını kırmak her zaman en zor. İngiltere'de benim için de öyleydi son sene. Evet. Sen ne daha şey yaparsın? Yani ben dedim Türkiye'ye döneceğim master bitince. O zamana kadar hani çalmadım, kapı kalmasın dedim. Hatta bir şirket geri dönmüştü, sonra mülakat için aramadılar. Ben şirketin kapısına gitmiştim. Beni niye aramadınız falan diye. Artık böyle o işte Stephen Zweig'ın amok koşucusu gibi böyle artık saldırıyordum yani gerçekten. Ondan sonra neyse tam master'ım biterken bir tane şirket, Agilent Technologies, o da şansına ben üniversitedeyken onların ürünlerini kullanıyorduk işte bazı ölçümler falan için. Aradılar beni. İşte bir tane data analyst arıyorlar. İşte veri analizcisi arıyorlarmış. Ben de veri ne, analiz neyi, hani analizi falan, yani hiçbir şey bilmiyorum. Tamam dedim, yaparım falan, bir işte case study verdiler. Onu bir arkadaşı aradım, onunla gece yaptık falan, ertesi gün sundum. Ya dedim yani hani beni alacaksınız. Ya ben burada çalışmak istiyorum dedim yani. Hani böyle çok İrlandalı bir patronum vardı, John Coogan. Hala görüşürüz. Bana kariyerimin kapılarını aralayan insandır. Ona çok vefa borcum var. Ve beni hayır etti. Aldı. Hatta bir de maaşlı da bir stajyerdi. Ondan sonra artık ilk hayatımdaki ilk ayaklarım üzerinde durduğum şeye geçtim. Yaşım kaç? 26. 25-26 diyebiliriz. Sonra o İrlandalı beni hayreden adam, tabi benim İngilizcem çok mükemmel değil, İşte İspanyolcayı daha yeni yeni öğreniyorum falan. O adam beni bir gün karşısına aldı, bana İngilizce öğretti biliyor musun? Böyle o article'lar işte, is, on, at, ne zaman, hangisi, nerede kullanılır. Yani o kadar bana, yani şey, bendeki o şeyi gördü, işte o çalışma isteğini, bir şeyler yapmak isteğini falan. Herkesin yapmayacağı bir şey ya. Evet. Sonra yetmedi. Mesela işte ben takımla adapte oluyorum falan diye. Benim masam başka bir bölümdeydi. Dedi ki yok dedi. Senin takıma adapte olman lazım. Sen gel benim masamda çalış. Ben gideyim öbür tarafta çalışayım diye. Mesela bana masasını verdi falan. Hani aslında bu yönden şanslıydım. Çünkü kariyerimi ilk gözümü açtığım yerde o çok masum hani her türlü manipülasyon açım ama çok güzel ve böyle iyi niyetli insanlarla beraber çalıştım. Bir de hiç Türkiye'ye dair bir şey bilmiyorlardı, işte Türkiye ne falan filan, meraklılardı da. O yüzden böyle hani bir sempati oluştu yani, hani böyle organik bir şekilde. Tabii ben de bunları görünce varım yoğumu koydum. Çok iyi. Ondan sonra 2 yıl daha orada işte bu stajımı uzattılar. Çalışma izni beklerken tekrar stajı bekledim. Buradaki bürokrasi yani korkunç. Hani sen de görmüşsündür. Onlardan en çok muzdarip olan birisi de ben olabilirim. Sevgiler. Gerçekten kalmış bir durumda İspanya'da. Yani konuda inanılmaz. Yani burası o anlamda hala nasıl Avrupa standartları, yani inanamıyorum gerçekten. Ondan sonra velhasıl kelam, orada 2 yıl daha çalıştım stajyer olarak. Tabii orada da birazcık şirket benden iyi para kazandı. Aynı full time birini alacaklarına beni stajyer olarak gösterip evet, belki budget'dan falan işte o bütçeden çok kar yaptılar ama olsun. Sonra bana kontratımı verdiler. Sonra ben işte burada çalıştığım yerin rakip firmasında çalıştım 2 yıl. Ondan sonra da buraya geçtim. İşte ilaç şirketlerine veri bilimi çözümleri üretiyoruz, sağlıyoruz. İşte büyük ilaç şirketleri işte Pfizer, AstraZeneca, Bayer falan. Onların işte klinik çalışmalarına yardımcı olan veri bilimi çözümleri üretiyoruz. Bir takımımız var. Peki Base Life Science şimdi Danimarka merkezli olarak evet, yaklaşık olarak bu tarz böyle ofisin bulunduğu ne kadar ülke vardır?
Bayes'in ne kadar ülkede ofisi var? Evet, yani bunlar böyle bütün dünyaya yayılmış bir firma. Yok, Bayes bizim şirket danışmanlık şirketi. Anladım. İlaç şirketlerine, yani ilacı satan şirketlere danışmanlık veriyorlar. Danışmanlık sağlıyoruz yani. Üçüncü tekisi yazmışız. Danışmanlık veriyoruz. Yani aslında bizim kendi bir ilacımız falan yok. Biz sadece yazılımcılar ekibi olarak çalışıyoruz. Yani teknoloji çözümleri sağlıyoruz. Bu hizmetleri peki atıyorum Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, hani her yerde var mısınız ya? Yani? Hindistan'da çok varız. Hindistan'da. Hatta bizim şirketi Hindistan'da bir şirket Infosys diye, belki bu alanda olanlar bilir. Infosys satın aldı bizim şirketi. 150 milyon euroya falan. Ben sonra şey değişti ya o zaman, hissedarlar falan. Evet. Ama hani şirket kültürünü hala koruyoruz. Yani güzel bir şirket kültürü var. Benim için zaten en önemli şey, ya bir insan verimli çalışmak, bir insanın verimli çalışabilmesi için en önemli şey maaş değil. İşte şey değil yani, direkt kültür. Yani doğru insanlara, doğru insanlarla doğru organik bir ortamda çalışabilmek. Peki bu noktada bir soru sormak istiyorum. Tabii, buyurun. Sence İspanya şu anda Avrupa'nın diğer ülkelerine kıyasla bu alanı, bu pazar alanını açabiliyor mu çalışana? Güzel bir soru. Bunu şöyle cevaplayabilirim. Direkt İspanya olarak değil ama bunu Barcelona olarak cevaplayabilirim. Çünkü Barcelona birazcık İspanya'nın geri kalanından daha farklı. Yani hani ne bileyim, İstanbul World, işte İstanbul ve Türkiye gibi düşünebilirsin. Ya Barcelona IT alanında, bu işte veri alanında, yazılım alanında ya uçuyor şu an. Ya burası bir IT hub. Yani bu, hatta bizim ofisin olduğu bu alan sadece ve sadece IT şirketlerinin olduğu bir silikon vadisi gibi bir ortam. Bu atılım ne zaman başladı? Bu atılım 2012 ile 2015 arasında. Kriz sonrası yani. Gibi. Bizde çok etkilenmiş. O zaman ya başladığını düşünüyorum. Neden diye soracağım. Çünkü bizim danışmanlık işlerimizde de şöyle bir şey var. Eğer ki senin girişimin IT, işte teknoloji, bu tarz şeyler üzerindeyse, yani çok hızlı bir şekilde oturum alıyorsun. İnanılmaz bir teşvik var şu anda buna. Çok var. Buradan ucundan alakadar olduğum bir konu bu. Onu yani merak ediyorum. Şöyle, 2010 gibi tomurcuklanmaya başladı. Ya 2017'de falan artık rocket oldu yani. Böyle direkt uzaya çıktı. Mesela ben çalışma iznimi almaya çalıştığım zamanlarda, o zamanlar çok zordu. Ama sonra mesela şimdi bizim şirketle dahil görüyorum çalışma izni konusunda falan. Şirketler de sponsor oluyor kaliteli kumaşı bulduğu zaman. Biz de öyle. Çünkü gerçekten hani çok fazla şirket var, çok fazla insan var. Yani bir pozisyona 1000 kişi başvuruyor. Ama kaliteli kumaşı bulması birazcık zor. Çünkü ya her şirketin çok değişik şeyleri olabiliyor yani. Hani talepleri ve dengesi. Evet, evet. Çünkü hani bir grup var böyle, her yere çöp bir şekilde başvuruyor yani. Hani cookie doldurma gibi düşünebilirsin bir sistemi yani, gerçekten. Onların arasından iyisini bulması gerçekten şey. Ama burası evet yani şu an çok high demand. Bir pazar var yani. Yani yazılımda çalışıyorsan illaki buraya ya ayağın düşer ya buradaki biriyle çalışırsın. İllaki bir Barcelona'yı bir duyarsın ucundan. Bu konuda o zaman ben aslında potansiyel izleyiciler adına ben bir soru sormak istiyorum. Tabii. Çünkü şu an günümüzde inanılmaz bir talep var. Ülke gençleri adına, yurt dışına. Ve herkesin mesela geçtiği yol, akademik yol, hani bu kadar sistematik değil. Bunu sen de yaşamışsın. Mesela bir yola başlıyorsun, diyorsun ki hayır, istediğim şey bu değildi. Şimdi bu noktada mesela sence bu İspanya olabilir, başka bir ülke olabilir. Okuduğu bölüm, yaptığı iş hani IT'den ayrı olan ama bir şekilde buralarda kapak atmak isteyebilen, çünkü hani bildiğim kadarıyla aslında artık günümüzde birazcık da senin ne yapabildiğine bakıyorlar. Evet. Yani ne kadar problem çözebiliyorsun, sen ne işe yararsın. Hani bu böyle gerçekten insanların o güzel güzel anlattıkları gibi YouTube'larda, orada burada dışarıdan eğitim alarak girilebilecek bir sektör mü? Hani bir insan
diğerlerde bir şeyler öğrenip eğitimler tamamlayıp üniversite okumadan da hani IT ile bilgisayarla girebilir mi bu sektöre? Ben geçen sene mesela bayağı mülakat yapıyordum işte insan ve işte çalışan bakıyordum falan takımla. Ya CV'ye falan ben hiç bakmıyordum. Direkt gözüne bakıyordum. İşte ne yapıyorsun diyordum yani. Ya, ne yapmak istiyorsun? Ya ben mesela benim için çok bilmesi de önemli. Ya benim için önemli olan bir şey gerçekten istemesi. Ya çok iyi bilir ama istekli değildir. Ya zora gelemez. O zaman ben onun bilgisini ne yapayım ki? Benim için hevesli olması, hatta çok da iyi bilmemesi benim için daha iyi. Çünkü hevesliyse ve bir şey öğretirsen o zaman onunla daha uzun bir süreçte daha sağlıklı bir şekilde çalışabilir. Evet. Yani hani bir simbiyotik anlam değil ama daha böyle mutual bir bağlılık kurabildiğini ve o da şirketin kültürü açısından çok önemli. Böyle açık yani aslında. Tabii çünkü aynen her şeyi çok iyi bilerek geldiği zaman o zaman çok hazır kumaş oluyor. Senin çok katacağın bir şey olmuyor. Onun da beklentileri bu sefer çok fazla oluyor. Yani bir stretch oluyor yani. Ve şirket kültürüne evrilmek de onu daha zordur diye tabii düşünüyorum. Çünkü biz bunu mesela derslerde görüyorduk biliyor musun? Yani spor bilimleri çıkışlı olduğum için öğretmede böyle bir şey var. Yani hazır bir, çok yani farklı bir yerden örnek vereceğim. Altyapıdan bir çocuk geldi, sporcu. O çocuğun eğer kumaşı hazırsa direkt o yanlış bildiklerini veya doğru bildiği zannettiklerini düzeltmek ya da kendi takımına uygulatmak çok zor. Evet. Bilmeyen adamı sen daha kolay elimleştiriyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü onu, ya bu bir dal gibi yani hani artı başka neydi? Tam gerçekten öyle. Evet. Hani daha az bilmiyor, daha az biliyorsa falan sen onu kendi istediğin şekilde yönlendirebilirsin. Peki nasıl asgari bir seviyede olması lazım? Yani en azından bir aday olabilmek için. Anladım. Güzel soru. Ya tabii ki de hani hiç daha hayatında bir kod yazılım diline çift tıklamamış bir insan da olmaz. Yani biz de bir teknik test falan yolluyoruz. Bir şey bakıyoruz yani. Mesela en azından bir verinin ne olduğunu biliyor mu işte? Ne tarz veriler var işte falan. Hani ya o dünyaya elverişli bir insan mı diye ona bakıyoruz yani hani ne bileyim mesela işte bir aşçıya bakar işte nasıl kesiyor bıçak tutuşuna falan biz de o nasıl yazıyor kodu işte hani kafası nasıl çalışıyor biz de onlara bakıyoruz yani. Evet, yani bunun için okul okuması gerekmiyor hani ben de şu an yaptığım işte okuduğum bölüm arasında yani %10 benzerlik var. Daha ama mühendislik çok böyle şey bir fundamental bir bölüm ya. Hani dünyadaki birçok başarılı şirketin işte CEO'suna bakıyorsan mühendis çıkışlı adam var. Ama mesela bizim şirkette şey var. Eczacılık okumuş. Yazılıma çok meraklı. Bizim şirket mükemmel bir kombinasyon. Çünkü ilaç şirketlerini yazılım satıyoruz. Ve gerçekten çok niş mesela. Yani hani belki dünyada böyle 8 kişi vardı. İkisi bizim şirkette yani çok şükür. Diğer 6'sını arıyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi işi bayağı bir konuştuk. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi yaklaşık yarım saat falan bizim şeyimiz, limitimize yani. Ben çok konuşuyorum. Ama güzel güzel gidiyor. Yani ben birazcık şeye evretmek istiyorum. Tabii. Birazcık daha hani akademiyi coverladık, işte işi gücü hepsini tamamladık. Senin kendin olarak İspanya tecrüben, yani ne umdun ne buldun, ilk seneyle son sene arasındaki fark nedir? Ve bir Türk olarak bunu nasıl yorumlarsın? Anladım. Güzel. Ne umdun ne buldun? Bir şey söyleyeyim mi? Buraya hiçbir şey umarak gelmedim. Yani ben buraya gelirken hiçbir beklentim yoktu. Ben buraya kaçmadım. Buraya gelirken mutlu olayım, Avrupa'da giden herkes mutlu oluyor gibi gelmedim. Ben buraya sadece şunun için geldim. Ben sıfırdan bir şeye başlarsam bu hayatta ne yapabilirim? Ben kendimi tanımak için geldim. Ya bu Almanya olabilirdi, İzlanda olabilirdi, Avustralya. Hani başvurduğum yerlerden İspanya kabul etti master olarak. Bir de daha bütçe dostu bir Avrupa ülkesi, işte insanı sıcak falan, hani daha dedim adaptasyon sürecim daha hızlı olur diye düşündüm.
Gelir gelmez tabii dil öğrenmenin, yani İspanyolcanın ne kadar önemli olduğunu burada, hani tabii Katalanca aslında buradaki dil ama İspanyolca daha, yani Katalanca dünyada 16 kişi konuştuğu için onu öğrenmenin çok mantıklı olmadığını düşündüm. İspanyolca öğrendim. O çok farklı. Yani buradaki sosyal hayat çünkü tamamen senin adaptasyonuna paralel. Böyle bir soğan gibi, hani layer, katman katman. Hiç dil bilmezsen o hiçbir katmana inemiyorsun. Ama İspanyolca bildiğin zaman sen 3-4 katman aşağıya inebiliyorsun. Yani sokakta bile hani insanlar ne konuşuyor anlamak, buradaki hayatı tanımam ve buraya adapte olmam konusunda sana çok güzel ipuçları veriyor. Yani mesela değil mi, Türkiye'de işte dışarıda dolmuşta, işte parkta, dönen kuyruğunda falan hani insanlar konuşuyor. Sen de kulak misafiri oluyorsun ve o sana hani bir toplumun bir aslında check-up'ı gibi oluyor. Yani ne oluyor bu toplumda, ne oluyor, ne bitiyor. Burada da aynı şey. Ama sen dil bilemezsen onu check-up'ı yapamazsın. Ne oluyor, ne bitiyor bilemezsin. O yüzden dil çok önemli diye düşünüyorum. Çok bir şey ummadığım için çok, yani böyle çok yüksek beklentilerim olmadı. Yani çok para kazanayım, çok iyi yerlere geleyim. Tamamen akışına bıraktım. Yani önüme çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Ve hani şu an buradayım. Bundan sonrası için de çok bir bakalım yani ne olacak. Yani çok beklentim yok. Ama mutlu musun? Ben önemli sanırım. Yani evet, mutluyum. Şöyle bir geçmişe dönüp baktığım zaman hani değişik bir hikayem var. O bence güzel bir şey. Çünkü hatta bir hocam vardı Kıbrıs'ta. Bana demişti ki, ben hatta Kıbrıs Türksel'de işte yarı zamanlı işe başlayacaktım. Hoca da bana referans olacaktı. Sonra buradan master'ı kabul olunca dedi ki, eğer gitmezsen dedi, ben dedi Türksel'e referans olmayacağım dedi ki, sen dedi kolaya kaçma, oraya git, şey yap dedi. Bye. Evet. Yani git dedi, hani onu yaşa dedi. Çünkü evet, hani gerçekten de çok iyi yapmış. O yüzden yani mutluyum hani aldığım kararlardan falan. Evet, çok iyi. Çok iyi. Peki sence tabii ki herkesin hikayesi, herkesin karakteri, alışkın olduğu hayat farklıdır. Kesinlikle. Ama senin hayatında mesela bu böyle bir alışma süreci yaşandı mı? Yaşandıysa bu böyle uzun mu sürdü, kısa mı sürdü? Evet, bu tamamen kişiye bağlı. Buraya gelip bir haftada direkt sanki 2 yıl, 5 yıldır buralı gibi olan insanlar tanıdım. 5 yılda hala adapte olamayan şey yaptım. Ben bence birazcık ortadayım. Yani ilk başlarda gerçekten çok zorlandım. Ailemi çok özledim, arkadaşlarımı çok özledim. Ben parka gidip tek başıma ağladım falan. Yani geri mi dönsem falan diye. Ama dedim hani vazgeçmeyeceğim, yani girdik bir şeye. 8 yıla. Evet, 8 yıl oldu işte 2015. 8 yılın sonunda şu anda şu hissiyatın var mı senin mesela? Evet, ben buradayım ve şu an burası benim evim. Artık ben burayı sahipleniyorum. Burada gurbette hissetmiyorum. Gurbette hissetmiyorum diyemem. Bazen ara ara hissediyorum. Çünkü gurbetteyim. O hep var değil mi? Yani hani gurbetteyim, yani burada 30 yıl da yaşasam gurbette olacağım. Ve şunu da asla demiyorum. Burası evim mi? Evet, yani artık hani her şeyim burada. Yani Türkiye'ye ziyarete gidiyorum artık, hani o kafadayım. Yani bir Türkiye'ye ziyarete gideyim olduğum için hani evim burası oluyor. Bir de ben burada ben olduğum gibi. Çünkü 25-32 yaş arası tam böyle insanın hani bir şey olduğu zaman artık. O son, ben ona ikinci ergenlik dönemi dedim kendim için. Burada büyüdüğüm için sanki böyle hayatımın en uzun zamanı böyle sanki hep buradaymışım falan gibi algı da oluşuyor ister istemez. Ama şeyim yok, asla bundan sonra Türkiye'ye dönmem, ben artık burada yaşıyorum, hiç öyle bir şeyim yok. Hiçbir zaman böyle önüme set koymadım işte asla şunu yapmam falan, yani hayat sana onu yediriyor zaten. Evet, yani hiçbir zaman kare dalga olmadı. Evet. Böyle sinüs olmayı tercih ettim yani, öyle söyleyeyim. Ya bence ben inanıyorum ki çoğu insan adına bu böyledir. Ya insan
doğduğu, büyüdüğü topraktan bir şekilde kopamıyor. Yani bu bir hakikat. Hangi durumda olursa olsun ülke, orası senin ülken ve kendini bence en çok kendin gibi hissettiğin yer günün sonunda. Kesinlikle. Ama zaten kopmamalısın. Evet. Yani niye? Evet. Hani ben kesinlikle zaten... Böyle de bir algı var ya bir de şimdi. Evet, evet. Yok yani... O çok gitmemişlerde oluyor biliyor musun genelde? Evet. Gitmeden o yükseliyor böyle bir hani. İşte eskiden şey derlermiş bu işte Almanya'ya göçen işte Alman'dan daha çok Almancı oldun falan. Biraz evet bazı insanlarda falan onu görüyorum ama ben çok şey yapmadım bir şey yani. Çok öyle bakmıyordum olayda. Ben kesinlikle kopmak istemiyorum. Hani çok seviyorum geldiğim yeri. Geldiğim kültürü hani çok seviyorum. Tabii ki her türlü kültüre çok açığım. Yeni kültürleri tanımayı, kendi kültürümü göstermeyi çok seviyorum. Bence bu dünyadaki en güzel şey bir kültür renktir yani. Hayata renk atar. Öyle düşünüyorum yani. Harika. Vallahi bence çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Umarım misafir ettiğin için teşekkür ederiz. Şu an biz bu arada ofisteyiz yani hani şirketin ofisindeyiz. O yüzden çok tatlı bir böyle toplantı odası gibi bir yerde çekiyoruz bunu. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Umarım ilerleyen zamanda böyle bölüm 2 bölüm 3'te tabii ara ara müsaade edilmeyen buradaki yani güzel önemli aslında tanışılarımızdan networklerimizden biri olmuş oldu. Bu arada böyle işte fikir almak isteyen işte şey sorusu olan şey olan insanlar da bana ulaşabilirler. Kontağımı, mail adresimi bırakabilirsin. Hani herkese yardımcı olmayı çok seviyorum. Süper. Süper. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Tamam.